Aslan amca, bugün istediğimiz oyunu sanki sahaya yansıtamadık ve beraberlikte ayrıldık. %100 katlıyorum. Tabii skor önemli değil. Yani yenebileceğimiz bir takım. Ancak birkaç hafta evvel oynanan maçları izlediğimde bayağı farklı bir görüntü genç arkadaşlar şey yaptı. Tabii bunların altını geçince birçok faktörler var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim biraz evvel Sayın Başkan'la yaptığınız röportajı dinledim. Yani kısmen değil, hepsine katılıyorum. Başkentin güzide bir takımı. Ben bu kulüpte 30 yıldır hizmet ediyorum. Ne belediye başkanları gördüm, ne valiler gördüm, neler gördüm neler. Bu kulübe sahip çıkıyorlar değerli vesileyle. Müesseselerin bu tür şeyler, sıkıntılı anlar olabilir. Ama birileri artık, lütfen birileri diyorum, ilgilileri uyarıyorum ya. Ankara başkent ya. Türkiye'nin başkenti Ankara. İlgililerden yöneticilerimiz, gazetede okuyorum ben, randevu talebinde bulunuyorlar. Maalesef hiçbirisinden müsvet bir şey alınmıyor. Bunun sebebini de anlamış değilim yani. Şimdi bugünkü maça gelince, galip gelebilir miydik? Gelebilirdik. Gayet tabii, genç çocuklar, deneyimsiz olabilir. Yani şahsen ben de bu yıl fazla bir şey beklemiyordum. Çünkü eldeki şey bu. En fazla bir şey beklemek bence şeylik olur yani. Haksızlık olur. Hiç dediği gibi Sayın Başkanımızın 9 takım var altımızda. Ha, daha ileri gidebilir miydik? Ona da imzamı atarım, giderdik. Ancak bu işler moralle oluyor. Moral olmayan bir de hiçbir şey olmaz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 2 hafta evvel maçtaydım ben. Geldim. Güzel bir ortam. Büyük başkan selam ver. Büyük başkan tamam, kalktı adamcağız, eliyle mukabelede bulundu. Soruyorum, bir hafta aradan sonra bugün yönetim istifa, yönetim istifa, yönetim istifa diye bağırmanın hiçbir anlamı yok ya. Ne yapsın yani? Bugün istifa ettiğini düşünelim. Sizlere de saygı duyuyorum, sporun içinde insanlar olarak. Kimse taşın altına elini sokmazsa ne olur? Allah razı olsun ya, ben bu kulübün içinde zaman zaman biz, inanır mısınız, kendimizden çay aldık. Hocalar efendim yiyecek getirdi. Bunu söylemem biraz sakin ama mecburum yani. Bilsin taraftarlarımız. Bağırmasınlar ya. Bağırmasınlar ya. Taraftar portresi bambaşkadır. Ben Avrupa'ya da gittim. Moskova'ya gittim. UEFA Kupası'nda Foryadalarına gittim. Efendim ondan sonra Madrid'e gittim. Taraftar parasını verip takımını teşhir eden, lehte teşhir eden benim nazarımda büyük taraftar kitlesidir. Yoksa böyle istifa, istifa, istifa diye bağırılmaz ya. Bir de şunu söyleyeyim, çok enteresan. Lütfen bir gün maç şeyinde dağıldığında gidin şu Gençlik Parkı'nın orada üzerlerinde Ankara Gücü forması, genç yeni bir taraftar kitlesi şey yapıyor ya. Hiç olmazsa bunları bozmayalım. Bunlara dokunmayalım. Örnek olalım. Benim yani bu hususta, bu ilk sorunuza vereceğim cevap bu yönde. Lütfen şey yapsınlar, bu adamlar kendi artık bıraktı, gitse ne olacak? Kim alacak ya? Lütfen bir sorabilir misiniz? İnanır mısınız? Bunu yani içtenlikle, samimiyetinize güvendiğim için söylüyorum. Eşim vefat etti. Kimse, beni tanıyanlar bilir. Ertesi sabah ben kulübe geldim kardeşim. Bu kulübü çok seviyorum ben. Çok hizmetim dokundu. Çok güzel günler gördüm.
tarifi mümkün olmayacak derecede günler gördüm. Şimdi üzülüyorum. Zaman zaman gözyaşlarımı tutamıyorum. Ya yeter artık kardeşim ya. Kenetlenelim nedir yani? Nedir? Biri mi bu çocukları yönlendiriyor? Artık onu deme şeyine geldim yani. Biz, değil mi? Size de soruyorum ben. Bir hafta evvel başkan, büyük başkan elini kaldır, el kaldır. Adamcağız elini kaldırıyor. Bugün yönetim istifa. Buna bir mana vermek için birileri tarafından herhalde ateşlendiğini hissediyorum ben. Yapmayın Allah aşkına. Ateşleyeceğinize taşın altına elinizi sokun. Sizden başka bir şey beklemiyorum ben. Evet, başka şeyiniz varsa alayım yani gücümün yettiği kadar yani hislerinize. Bugün bizi oldukça aydınlattın. Tabii çok doluyuz hepimiz. Hepimiz doluyuz ya. Şimdi bakın neden doluyuz? Neden siz de dolusunuz? Ya şimdi eğer Ankara gücü çok güzel bir yerde olursa sizin iş gücünüz daha artacak. Daha efendim güzel yazılar yazacaksınız, severek yazacaksınız, üzülmeyerek yazacaksınız. Bu hele başkent için basın mensupları içinde çok görüyorum ben, okuyorum zaman zaman. Yani çok sevdiğim arkadaşlar var, onların yazılarını, onların üzüntülerini, bizim hislerimize tercüman olduğunu görüyorum ben. Yani en az bizim üzüldüğümüz kadar sizlerin de üzüntü duyduğunuzu hisseden bir kişiyim ben. Yakından hissediyorum yani. Yani artık lütfen ya. Lütfen ya. Bıraksınlar. Şu adamcağız bir hevesle bu işe atıldı. Bir istifadesi yok. Bir şey yok. Çoluğu var. Çocuğu var. Adamın zaten iş kapasitesi belli ya. Bırakın ya. Ben bunu herhangi bir şey için söylemiyorum. Ben 30 senemi bu çeyrek asrının üstünde bu kulübe ben kimlerle çalıştım? Kaç tane yabancı hocayla çalıştım? Kaç tane başkanla çalıştım? Sonsuz kişilerle çalıştım. Mutluluklar duydum. Son senede demek ki böyle ızdırap içinde yaşamak da varmış yani. Kader diyoruz artık. Kadere bir yerde inanmak durumundayız yani. Lütfen artık toparlanalım. Burası Ankara. Başkent. Toparlanalım ve bu çınarı basınıyla, taraftarıyla, idarecisiyle hep beraber tekrar eski durumuna getirelim. Zor bir şey değil ya. Ne olur gördüm bak hep tecrübesiz genç çocuklar ya. Şimdi düşünün, siz de seyrediyorsunuz benim kadar. Bunlar içerisinde bir iki tane AB pozisyonunda gitmeyen mesela Mehmet Çakır vesaire olsa bu takım nereye gelirdi? Playoff'taydık. Evet, benim ilk sorunuza vereceğim cevap, teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Kalbim dolayısıyla Ankara gücü için atıyor ama daima bugüne kadar çok iyi ilişkiler içerisinde olduğum basın mensubu kardeşlerimi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepsini, hepinizi seviyorum. Yani ben öyle bir yaratıcı da insanım. Hani bu konuşmalarımdan da kimse bir şey çıkartmasın. Benim hiç kimseye hayat boyu şeyim olmaz yani. Ben her geldiğim yere namusumla, dürüstlüğümle ellerimi topraktan kazıyarak gelmişimdir. Efendim şunu yaladı, bunu yaladı diye bir mefhum Aslan Gülsoy'da asla olmaz. Benim bu tür bir insan olmadığımı Ankara'daki geçmişe dönük basın mensupları ve yeni nesil olarak da sizlerin tanıdığını ve bildiğini ümit ediyorum. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. İyi dileklerimi, başarı dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz Aslan amca. Bizi bugün çok aydınlattın. Sağ olun. Çok faydalı bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Üzülüyorum ya. Ya eşim öldü. Ne yapıyorsun dediler ya. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu kadar olur mu ya? Şimdi burada bu kadar insan var. Allah razı olsun. Deplasman. Genç çocuklar deplasmana gidemiyordu ya. Bugün hepsi otobüste gidiyor. Güzel otellerde kalıyor. Bırakın adamları çalışsınlar ya. Ne istiyorsunuz ya?